Evet. Hürmetler, saygılar. Ne görüyorsunuz? Bir bayan iki eliyle ağzını kapatıyor. Niçin? Ağız kokusu olduğu için. Bazısı da ağzını bağıtlamış. Bir tanesi de burada. Ağız kokusu. Bu da ağzını tutuyor. Ağız kokusu. Evet, gülüyoruz da çok kötü bir rahatsızlık. Maalesef şaka. Yani ciddi gülmüyoruz burada. Çok kötü duruma düşebilir insan. Sosyal hayatı bitebilir. İş yerinde olsun, çevre arkadaş ortamında olsun vesaire ağzı kokan insanlarla alay ederler. Çok tehlikeli. Almanya'da bir Kaan diye Pakistanlı vardı. Adam 2-3 metreden şöyle diğer insanlara yaklaştı mı İtalyan, İspanyol, Alman, Yunan, Fransız alay ederdi. Gene mi alkol kullandın diye alkol kullanmadan dolayı değil. Mahsus alay ediyorlar. Ağzın kokuyor demek istiyorlar. Bir gün bana geldi dedi ki ya kulak burun boğaz doktoruna gittim. Bir şey yok dedi. İç hastalıkları doktoruna bir de gitmiş endoskopi oturup bir şey yok demiş. Her türlü tahlil yaptırdım, hiçbir şeyim yok ama ağız kokusundan kurtulamıyorum dedi. Ağız kokusunun sebebi bağırsaklarındaki mantar dedim. Geçmişte kullanmış olduğun ilaçlardan dolayı faydalı bakteriler azalmış, mantarlar çoğalmış. Mantarlar bir zehirli gazlar, iki zehirli alkoller, üç hormosu madde üretir. Zehirli gazlar nedir? Bataklık gazı, metan gazı. Çahmak gazı, butan gazı. Bir sürü toksik madde üretir mantarlar. Bu da midenin alt ve üst kapakçığını zorlayarak yavaş yavaş bir sızıntı şeklinde ağızdan dışarı çıkmaya başlar. Ağız kokusu iyi ki oluyor. Ağız kokusu olmazsa ne olur biliyor musunuz? O koku çıkmazsa, o gaz çıkmazsa kişi hamile gibi böyle şişer, davul gibi ve patlayabilir. Ya, o daha tehlikeli. Alttan çıkmazsa, üstten çıkmazsa gaz nereden çıkacak? Neymiş? Yellenmek, genirmek, gaz çıkarmak büyük bir nimettir ama Tabii bunu ortada yapmayacaksın. <laughs> çok tehlikeli. Evet, gaz çıkarmak çok çok sağlıklı, çok çok faydalı. Burada bir tane bayan var, fındık zadede bir çok rahatsızlığı vardı kendisinin, kızının e, ağır rahatsızları iyileştirdik. O damadı da beyninde tümür vardı, kanser, o da iyileşti falan. E, beni davet ettiler. Buyur, gel bir çayımız, kahvemizi. Gittik kahve içmeye. Arkadaş kadın 60 yaşlarında durmadan yerleniyor bizim yanımızda. Hiç. Orol olmuyor. Tuhafıma gitti. Şöyle baktım. Ne oluyor ki der Dedi ki kızı geldi. Özür dilerim. Kusura bakmayın dedi. O kolon kanseri atlatmış zamanında bizim ürünleri kullandıktan sonra düzelmiş. Ama doktoru demiş ki ne zaman yerlenmen gerekiyorsa yerlen yoksa hastanelik olursun demiş. O da nereye gelirse gelsin yerleniyor. Aslında kadın öyle ahlaksız bir kadın değil. Haca gitmiş gelmiş abdest olması bir kadın ama doktorunun tavsiyesine uymuş alışkanlık haline getirmiş. Her yerde yerleniyor. Yerlenmese hastanelik oluyor. Evet, yerlenmek ve gengirmek çok çok önemli ama sağlığınızın kıymetini bilin yani o duruma düşmeyin şimdi Kaan da doktoru hiçbir şey yok hiçbir şey yok demiş bana geldi senden mantar var ne olacak dedi tonik kullanacaksın dedik tonik nedir tonik birleşiminde lahana suyu limon sirke 19 çeşit bitki var Üzüm suyu, sirkesi, su, tarçın, sinir loğaz, zeytin, yaprağı, kekik, ısırgan otu, at kuyruğu otu, zencefil, ada çayı, doğal koruyucu vesaire vesaire. Ha yani ben burada bunu diyorum ya vatandaş diyor ki ben diyor senden ne alayım arkadaş kendim yaparım diyor. Yap. Yapınca ne oluyor? Lahananın birleşimi de çok az miktarda tiyosiyanat var tiroid bezine gidiyor. Gitti mi ne oldu? Tiroid bezesine iot akışını engelliyor. Bozuyor yani sistemi. Böylece kişide kuatır hastalığı ortaya çıkıyor. Kuatırı tetikler. Yani lahana da iyi güzel hoş da bazı sorunlar tetikleyebilir. 3 liradan 5 liradan kaçıyor bazıları. O nedenle dikkat etmek gerekir. Kaş yapayım derken göz çıkarabilirsiniz. Kanı biz İyileştirdik 2-3 ay içerisinde bir sorunu kalmadı. Bu sürekli yenilenen bayan da iyileşti. <laughs> Onu da tedavi ettik. Hamdolsun.